Arkadaşlar merhaba. Tercih süreci malum geliyor. Bölüm sıralamaları ne olacak? Taban puanları ne olacak? Gibi sorular geliyor. Tercih sürecinde zaten tercih danışmanlığı yapacağım bu yıl ücretli bir şekilde. Bunu daha önce duyurmuştum. Gelen sorulara cevap vermek istedim. Bu videoyu yüzden çekiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada bir örnekleme yapalım. Şimdi örnekleme yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Taban puan İşte sıralama nedir? Taban puan nedir? Bu taban puanı kim belirliyor? Bu sıralama taban puanına göre mi tercih yapacağız? Sıralamaya göre mi tercih yapacağız? Gibi sorular geliyor. Arkadaşlar taban puanı veya sıralama dediğimiz şeyi öğrenci belirler. Sizin tercihleriniz belirler. Örneğin ben Gazi Makine Mühendisi. Ben Gazi Makine mezunuyum malum. Kendi bölümden örnek vereyim. Bakın Gazi Makine'nin 2019'daki başarı sırası 54.000'miş. Son giren kişi. Taban puanı 414 puanmış sayısalda. 90 normal kontenjanı var. Okul birincili kontenjan 3 kişi. Toplamda 93 kişilik bir kontenjan var arkadaşlar. Şimdi mantık şöyle işliyor. Gazi Makine Mühendisliği'ne 3000 kişi başvurmuş olsun. 3000 kişi. 3000 kişi tercih etmiş olsun. Bu 3000 kişiyi sistem ne yapar? 3000 kişiyi yüksekten düşeye doğru sıralar. Yani sayısal puana göre en yüksekten en düşeye doğru 3000 kişi sıralanır. Ve bu 3000 kişiden tercihlerine göre alır. Örneğin bakın burada 5 kişi yazdım örnek olarak. Ali, Veli, Melike, Cem, Ceren. Bu 2019'a göre konuşuyorum bu arada. Ali 47.000'le sıralaması var. Veli'nin 49.000 sıralaması var. Melike 35.000'de, Cem 39.000, Ceren 55.000. Ceren 1 numarayı yazmış. İşte Ali 3 numara, Veli 5 numara, Melike 11 numara, Cem 15 numara son tercihini yazmış örneğin. 24 tercih hakkı var. Ben bunu rastgele yazdım bu tercihlerde. Bakın sistem şöyle işler. Sistem 3000 kişi içerisinde bu sadece 5 kişi örnek. 3000 kişi içinde bu 5 kişiden atıyorum. Ali'yi bakar. Ya Ali işte 3 nolu şeyinde ilk 2 tercihine yerleşmediyse Ali'yi alır gibi düşünün. Mesela 39.000, 35.000'de Melike 11 nolu tercihinde sistem Melike'ye geldiğinde Melike'ye baktı ilk 10 tercihine yerleşmediyse ki niye yerleşmemiştir? Büyük ihtimalle Melike sıralamasının üstünde yerler tercih etmiştir. Gelmemiştir. Melike'yi alır Gazi Makine. Gibi gibi Veli'yi alır. Bakın Cem 39.000'de 15 nolu tercihini yazmış olduğu halde gider Cem'i alır. Ama Ceren Gazi Makine'yi ilk tercihini yazmıştır ama Ceren'i almaz. Niye? Çünkü sıralaması 55.000. Yani mantık böyle işliyor. Sizin tercih sıranız önemli değil. Önemli olan tercih ettiğinizde o bölümü isteyen kişiler arasındaki sıralamanın sıralamada nerede yer aldığınız önemli arkadaşlar. Yani ne oldu? Gazi Makine 3000 kişiliğine buradan ne yapar? İlk 90 kişiyi alır. 90 kişiden giren 90. kişinin sıralaması 54.000 küsür virgülden sonra rakamlar var. 414'te taban puan oluşmuş demektir. Bu ne oluyor? Üniversitenin taban puanını ve başarı sıralamasını işte bu tayin ediyor. Yani bir üniversitenin sıralamasının taban puanını kim belirliyor arkadaşlar? Öğrenci belirliyor. Okul birinciliği kontenjanı. Okul birinciliği kontenjanı 3 kişi. Okul birinciliği kontenjanın herhangi bir taban puanına dikkat ettiniz mi? Yok. Belirtiliyor mu? Yok. Gök Atlas'ta böyle bir veri var mı? Yok. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Yani aslında var da. 10 saat onu göstermeyeyim. Okul birinciliği kontenjanında mantık şu. Gazi Makine'ye atıyorum 50 tane okul birincisi başvurmuş olsun. 50 tane. 50 tane okul birincisinden ilk 3, en yüksek ilk 3'ü alır Gazi Makine buraya koyar. Ve tabi bu okul birincilik kontenjanı daha önce ben açıklamıştım. Normal sıralamada yer alıyorsa okul birinci kontenjanından sayılmıyor zaten öğrenci. Normal giriş yapıyor. Yani ana fikir artı 3 kişiyi bu şekilde alıyor. Ve o zaman okul birincisi belki de şuraya 54.000'le değil de 65.000'le 70.000'le okul birincisi buraya yerleşebiliyor arkadaşlar. Okul birinciliği çok değerli bir şey. Arkadaşlar soruyor bölüm sıralamaları değişir mi? Arkadaşlar bölüm sıralamaları çok değişmez. Örneğin Gazi Makine 54.000'le kapattıysa bu yılda 55-60.000'le kapatabilir ya da 50.000'le 45-48.000'le kapatabilir. Yani %5-6 yukarı aşağı bölüm sıralaması oynayabilir. Yani çok bölüm sıralamada çok afaki bir değişiklik genelde olmuyor arkadaşlar. Bir de çok soru böyle şöyle bir soru geliyor. Hocam taban puana göre mi tercih yapacağız sıralamaya göre mi? Hayır.
sıralamaya göre tercih yapacaksınız. Bir de şöyle bir şey var. Bu soru şuna benziyor. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Arkadaşlar, puana göre sıralama olur zaten. Kimin puanı yüksekse o yüksek sırada yer alır. Doğru mu? Siz tercih yaparken de sıralamaya bakacaksınız. Kimin sırası iyiyse ona göre yapacak. Tercih yaparken de kalkıp da şunu yapmayın tabii ki. Örneğin kişinin şahsi sırası, sayısal sırası atıyorum 30.000 olsun. 30.000. 30.000. Şimdi 30.000 sıralaman var diyelim. Sen 30.000 sıralaman varsa kalkıp 20.000'le kapatan bir yeri yazsan bile gelmez zaten. Gelmeyecek ya. Kolay kolay gelmez. Ya 10.000 yazacağın yeri gelmez. Sen 30.000'de sıralaman varsa sen sana gelecek olan sıralama büyük ihtimalle en iyi ihtimalle 25-26.000'ler belki gelir. 24.000'ler, 23.000'ler zor gelir. Ya da 35-40.000'ler bunlar daha rahat gelir gibi gibi. Zaten tercih danışmanı yaparken de ben kendi programımda bunları zaten uygulayacağım. Ya arkadaşlar, sıralama yaparken yani tercih yaparken sıralamanıza göre tercih yapmak zorundasınız. Kafanıza göre tercih yapamazsınız. Durum bu. Şimdilik bu kadar bilgilendirme yeterli. Teşekkürler.